Evet brolar. Şimdi bugün 12900K işlemcime, yani yeni aldığım işlemcime bir soğutucu, kulet tipi soğutucu taktığımı anlatacağım ki bu Rampage CoolFest. Kulet tipi soğutucu. Bakır kablosu en çok olanlardan bir tanesi. Test yaparken öncelikle şunu sileyim. OCCT programını kullandım. Yani tam randımanlı 5000 Hz'in üstüne çıkarttım. Ve bu 5000 Hz'in üzerinde çalıştığı vakitte sıcaklık değerlerini kıyasladım. Tabii ki bu bilgisayar oyunlarında birçok kere 5000 Hz'in üzerine çıkmazsınız. Yani birçoğunu diyeyim, tam randımanı diyeyim. Çoğunlukla yüksek değerleri çok çıkmaz. O yüzden de çok ısınmaz. Ama biz render yapar gibi, yani çok yoruyormuş gibi, çok kullanıyoruzmuş gibi, overclock uygulamış gibi düşünelim. Sonuçta bu yapabileceğimiz şey ve tam randımanla kullanmak isteyebiliriz. Bu durumdaki sıcaklıkları kıyaslamamız gerekir. Ben de öyle yaptım. Tam randımanla 4 dakika çalıştırdım, 5 dakika çalıştırdım. Bu 5 dakika sıcaklıklarını belirteceğim size. Çünkü ilk başladığı zaman daha düşük sıcaklıkta oluşuyor. Dakikalar ilerledikçe ısınıyor. Önemli olan dakikalar ilerledikçe nasıl soğutacak. 1, 2, 3, 4 tane bakırı var. Bu 4 bakır boru da arkada buraya gidiyor. Ve buradan bir sirkülasyon oluyor. Fena değil. Yani içlerindeki en yüksekliğinden bir tanesi bu şekilde. Bu bakır deyimler hani bayağı bir birbirinin üstüne yakın. Tabii neredeyse komple bakır gibi. Yani neredeyse. Bu da artısı. Bir de ışıklı. Işığımız olmaz sonra ve ayarlanabilir ışıklı. Yani bunu taktığınız zaman eğer anakartınız da bunu destekliyorsa, yani anakartınız bu konuyu desteklerse çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani ışıklarını değiştirebilirsiniz ki ben değiştiriyorum. Şimdi burada anlatmak istediğim iki tip var. Şimdi ben bunu nasıl kullandım? Şöyle söyleyeyim. Bunu koyduktan sonra da bu şöyle oluyor. İçerideki havayı aldı. Yani içerideki sıcak havayı alıyor. Buradan çıkartıyor ve direkt egzoza veriyor. Egzoz da oradaki havayı alıp dışarı atıyor. Sistemi bu şekilde yaptım. Üstte de kasamın üst kısmında da iki tane fan var. Bu iki fan da aynı şekilde havayı geri çekiyor. Yani içerideki havayı hep bir çekme eğilimiyle yaptım. Şimdi bunu yaptıktan sonra dedim ki ya bu yeterli gelmeyebilir. Ben bu arkada bir fan ekleyeyim dedim. O da ayrı bir konu. Şimdi ben bunu taktıktan sonra egzoza baktıktan sonra bu şekilde çalıştırınca yani sıcaklık 99-98 dereceye vardı. Yani bu şekilde bir kombinasyon 98 derecelere, 99 derecelere, 100 derecelere vurdu. Çok da büyük bir randıman sağlamadı. Tabii 99-100 derece dediğim gibi yüksek bir derece. Yani işlemcide tam randımanlı olmasını istediğimizde 80'i geçmemeli. Yani 80 bile bazen fazla diyen birçok arkadaşımız var. Yani birçok bilgisayarcı var ama bence 80 çok fazla bir rakam değil. Tam randımanlı özellikle. 80'i geçmemeli. Tabii, hatta 90 da olabilir bence de. Niye? Yani çünkü çok yormuyorsunuz. Her zaman 90 derece kalmaz. Her zaman %100 böyle 21 saat boyunca işte 20 dakika boyunca çalışmaz işlemci. Tabii yaptığınız program, kullandığınız programa da bağlı bu. Çok değişebilir ama bizim için yani oyun oynayanlar için özellikle bu şekilde olacağını sanmıyorum. Şimdi bunu aldım. Egzozdan çıktım. İlk işlem buydu 99-100. Arkaya fan koydum. Hava üfledim. Buradan bunun içine hava üfledim. Buradan da tekrar havayı aldım. Yani mantığım şuydu. Hızlı bir şekilde olsun. Hızlı bir şekilde atsın üflesin. Ama evet 97-96'ya kadar düşürdü. Yani o 100'den 96'ya kadar düşürdü. Ama düştük derken şöyle oldu. 100'ü görüyor. Bir 96'ya düşüyor. Bir 100'ü görüyor. Ya bu da hoşuma gitmedi. Yani bir işlemcinin bu şekilde stabil çalışmaması, 96, 100, 95, 100 yani hava üflemesi çok da randıman sağlamadı. Sonra arkaya koydum, içeriden çeksin dedim. 2 derecede düşürdü, 97'ye vurdu. Yani buraya ikinci bir fan koymanın çok 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 yani büyük bir etkisi olmadı. Onu söyleyeyim. Yani tek fanlı da kullanabilirsiniz ama ikinci fanlı koyarak da. Ama şunu söyleyeyim mutlaka yine içindeki hava üflesin yani çeksin. Ki mantıken bence daha mantıklı. Hani buradan üfle. Burada hava kalmasın, buradan da çıksın. Çok daha mantıklı geldi ama uygulamada öyle olmadı. Verilerin boyun değişmesi güzel bir şey değil. Stabil olması lazım. Sonra burada içindeki hava üflemeni yaptım. Burada içindeki çekmeni yaptım. Burada çekmeni yaptım. Yandaki fan egzoz da çekiyor. Bu şekilde içindeki sıcak hava azaldı. 98, 97, 96'ya düştü. Peki ne yaptım ki istemediğim bir şeydir. Normalde pek yapmam ama. Yani bir de böyle deneyelim. Yani bunu aldım. Bu şekilde koydum. Üstteki yani kasanın üst kısmına baktırdım. Burada ekran kartı var. Normal ekran kartına bakması mantıklı bir durum değil. Yani ekran kartı var orada ama bu şekilde çünkü hava üflemesi ya da ekran kartı ısınması neden olabilir. GPU'nun ısınması neden olabilir.
Ama ne de demek size mantığım, madem deniyoruz. Macunlu falan hep yeni macunla deniyorum. Çıkarttım, takıyorum. Taktım. Havayı üfledim. Buradan çekti. Egzoz, iki egzozla çekiyor üstteki iki tane havalandırma falan çekiyor. Diğer egzoz, dış egzoz da buradan çekiyor. Bu şekilde 94, 93 bayağı düştü. Yani beklediğimden çok daha iyi bir skor aldım. Yani normal olması gereken mantıkla yaptığımla bunun arasında 4-5 derece oynadım. Yani 5 derece yüksek bir derece bence. 100 derecelerin görmesi, 92-93'lere görmesi. Peki nasıl yapabilirim? Bir de şunu yapayım dedim. Üstteki fanla dedim ki üf, hava üflesin. Denemek değil mi? Üfledi. Havayı üfledikten sonra buradaki hava, yani bu da çekiyor yine. Buradan hava üflüyor. Aslında çok mantıklı bir sirkülasyon olmuyor orada. Buradan da çekiyor. Yani üfle, çek, burada çek. Şimdi bu durumda şöyle oldu diyeyim size. Yine değerler yine 95'lere falan biraz çıktı. Hani 2 derece daha yükseldi. Olmadı. Sonra dedim ki tamam, üfletmeyeceğiz. Üstteki egzoz üflemesin. O da çeksin. Hep mantık çekme olsun artık. Çekme yaparken de şunu yaptım. Yine üstteki iki fanda, buna yakın olan kısmı çeker yaptım. Bu taraftaki olanı da üfler yaptım. Amacım şuydu. Bana şuradan bir üflesin, hava girsin. Şurada bir küçük bir sirkülasyon oluşsun, çıksın. Ve dediğim gibi oldu. Bunu yaptıktan sonra 89'lara düştüm. Yani beklenmedik bir düşüş oldu bu. Tabii yine belirtiyorum. O CCT programıyla tam randımanla. Bu istediğim derece değil ama 96 inmek evet istediğim dereceydi. 96'ya düştükten sonra bir rahatladım. Yani bu işlemciyle full randımanda 5000 Hz'in üstünde bu kule tipi soğutucuyla 96'na düşmek bence iyi bir sonuç. Ve bu şekilde bir sirkülasyon yaptım. Siz de bunları deneyebilirsiniz ama bir deneyim olsun diye paylaşıyorum. Kasada yaparken mantıklı olmamasına rağmen sonra dedim ki peki GPU ne oldu? Yani evet buradan şimdi buradan da çünkü hava üfletiyorum. Buraya da küçük koydum. 2 derece fark ediyor dedim ya. Yani dedim dursun. Hani buraya da fan koydum. 2 derecelik bir fark olsun diye. Şimdi buraya fan koydum. Buradan çekiyor. Buradan çekiyor. Peki GPU anakartım üflüyor. Çok mantıklı bir durum değil. Ekran kartım üflüyor. Şimdi ekran kartım üflediği için bu durum sıkıntı yaratabilir mi diye düşünürken baktım. Yani derece olarak hiçbir farklılık olmadı. Arkadaki metal elle değdiğiniz zaman evet sıcak oluyor biraz. Ama GPU sıcaklığımı hiçbir şekilde değiştirmedi. Kendi iki tane fanı var zaten. GPU'mun. GPU'mun iki tane fanı var. Bunlarla birlikte hiçbir problem yaşamadım. Bu deneyimi paylaşayım dedim. En randımanlı sistem. Şimdi fotoğrafını da koyuyorum tekrar. Yaptığım bu sistem en randımanlı, en aldığım 90 derecenin altını 89 ve 88'leri 5 dakika boyunca o CCT programı çalıştırarak full randımanlı olarak aldığım derece buydu. Şimdi bir sonraki videomda ben bununla tabii ki de memnun kalmadım. Yani memnun kalmadım derken 90 derecenin altına indim. Bu benim işimi görürdü. Oyunlarımı da görür. Ama tabii daha iyisini istiyoruz ister istemez. Daha farklısını, daha güzelini yapmak istiyoruz. Ve ben de ne yaptım? Gittim bir sıvı soğutucu aldım. Ve sıvı soğutucuyla bunu denedim. Ve sıvı soğutucu aldığım değerleri de bir sonraki videomla paylaşacağım. Onu da hatta bununla onu kıyaslamış olacağız. Yine o da Rampage'ti. Evet Rampage'in Helios C2 versiyonunu karşılaştıracağız. Bununla bunun arasında fark var mı? Ki var. Oldu. Bu arada ama eğer ki şunu söyleyeyim size. Kule tıpı eğer tek fanlı yani 120'lik bir sıvı soğutma kullanacaksanız bence onun yerine bunu kullanın. Kesinlikle derece farkı buna daha iyi olacaktır. Yani kule tipi bir soğutucu, hava soğutucu tercih edin. Ama 240 yani çift fanlı bir sıvı soğutucu kullanacaksanız tabii ki de onu tercih edin. Kendi görüşüm, kendi düşüncem. Yani teke tek, o da tek, o da tekse yani bunu tercih edin. Yani hava soğutma her zaman ondan iyidir. Ama çife geçersiniz, çiftli, üçlü yani tabii ki de sıvı soğutma çok daha randımanlı olacaktır. Görüşürüz buralar.